22 Temmuz KPSS saatine zaman başlayacak. KPSS saat kaçta? 22 Temmuz KPSS lisans sınavına artık sayılı saatler var. Yarın binlerce memur adayı KPSS lisans sınavına girecek. Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarından sınava girecek adaylar KPSS sınav saatini araştırıyor. KPSS genel yetenek sınavı sabah 10.15'te başlayacak, KPSS eğitim bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak, 130 dakika sürecek. 22 Temmuz KPSS sınavı yarın saat kaçta başlayacak araştırmaları şu saatlerde arttı. Yarın sınava girecek binlerce memur adayı sınav öncesi ÖSYM'nin son uyarılarını okuyor. Peki yarın KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Yarın yani 22 Temmuz'da memur adayları iki farklı KPSS oturumuna girecek. Genel yetenek, genel kültür sınav oturumu saat 10.15'te başlayacak. KPSS eğitim bilimleri sınavı ise öğleden sonra saat 14.45'e başlayacak. KPSS sınavı toplam 130 dakika sürecek ve adaylara her bir oturumda 120 soru sorulacak. KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak? Genel yetenek, genel kültür, 22 Temmuz 2018, saat 10.15, 130 dakika, 60 TL. Eğitim bilimleri, 22 Temmuz 2018, saat 14.45, 100 dakika, 60 TL. KPSS alan bilgisi sınavları 1. Oturum cumartesi sabah kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, 28 Temmuz 2018, saat 10.15.40 TL. KPSS alan bilgisi sınavları 2. Oturum cumartesi öğleden sonra, hukuk, iktisat, maliye, 28 Temmuz 2018, saat 14.45.40 TL. KPSS alan bilgisi sınavları 3. Oturum pazar sabah işletme, muhasebe, istatistik, 29 Temmuz 2018, saat 10.15.40 TL. Genel yetenek, 60 soru, Türkçe 30 soru, matematik, 27 soru, geometri, 3 soru, genel kültür, 60 soru, tarih, 27 soru, coğrafya, 18 soru, vatandaşlık, 9 soru, güncel bilgiler, 6 soru, ÖABT tarihi, sınav saati, sınav süresi ve sınav ücreti, 5. Ağustos 2018, saat 10.15, 75 dakika, 60 TL. ÖABT'ye katılmak isteyen adayların, KPSS genel yetenek, genel kültür ve KPSS eğitim bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Sınava girerken adayların yanlarında bulundurması gerekenler, adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik, YU, numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://e.osim.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun sınava giriş belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer sınava giriş belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.